Sene merkeze şahane bir soru. Belki de hiç böyle bir soru çözmediniz daha önce. Çevresi 24 birimden küçük olan bir ikizkenar üçgenin tepe açısının 60 dereceden büyük olma olasılığı kaçtır diyor. Yani çok seçici bir soru bu. Ama bu yıl biliyorsunuz türev integral konularının sınava dahil olmaması nedeniyle bazı konulardan daha seçici sorular gelecektir. Belki de bu konu bir olasılık sorusu olabilir. Şimdi ben bunu nasıl düşüneceğim? Bir ikizkenar üçgen çiziyorum. Şunlar eşit. Ne diyelim bunlara? XX diyelim. Şu kenarına da Y diyelim. Şu açıya da alfa açısı diyelim. Tepe açısı. Yani alfa açısı 60 dereceden büyük. Dolayısıyla çevre de 24 birimden küçük olacağına göre 2X artı Y de 24'ten küçük olacaktır. Şimdi burada üçgen eşitsizden önce şunu düşünelim. Tepe açısı 60 dereceden büyükse taban açıları daha küçük olacağı için buradan y'nin x'ten büyük olduğunu söyleyebilirim. Üçgen eşitsizliğine bakarsanız da y neyden küçük olur? 2x'ten küçük olur. Aslında burada 3 tane ne elde ettim? Eşitsizlik elde ettim. Bunun grafiğini çizeceğim. Grafik üzerinden çözüme ulaşmaya çalışacağım. Şöyle koordinat düzleminde bunları göstereceğim. 2x artı y eşittir 24 doğrusu. Şöyle bir doğru olacak. X eksenini 12'de kesecek. Y eksenini 24'te kesecek. Şuraya da yazayım. 2x artı y eşittir 24 doğrusu. Y eşittir x doğrusu. Orijinden geçen birinci açıortay doğrusu. Zaten aslında bunları kesik kesik çizsek daha doğru olurdu ama önemli değil. Olasılığını bulacağımız için alanları kullanacağım. Y eşittir 2x doğrusu. O da şöyle bir doğru. Y eşittir 2x doğrusu. Bu doğruların 2x artı y eşittir 24'ü kestiği noktaları da A, B diyelim. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Hatta şuraya da C diyelim. Şimdi benden ne isteniyor? Şurası da orijin. Şu A ve B noktalarının da koordinatlarını bulalım. Y eşittir x, yani şurada y yerine x yazarsanız 8'e 8 olduğunu görürsünüz. B noktası y yerine 2x yazarsanız bunun da 6'ya 12 olduğunu görürsünüz. Şimdi bizden istenen tepe açısının 60 dereceden büyük olma olasılığı kaçtır diyor ya üçgenin. Yani aslında şunları taradığımızda, yani 2x artı y 24'ten küçük demek ne demek? 0 0 yerine yazdığınızda yani şurasını tamamını alacaksınız. İşte y büyüktür x'ten. Nerede y x'ten büyük olacaktır? Y eşittir x doğrusu. Şu tarafta büyük olacaktır. Y küçüktür 2x doğrusu. O da bu tarafta olacaktır. Dolayısıyla şu üçgenin alanı yani ABO üçgenin alanı ve BCO üçgenin alanları oranı aslında bize bu olasılığı verecektir. Yani ne diyelim biz ona? İstenen olasılık, istenen eşittir. Alan ABO üçgeni bölü alan BCO üçgeni. Güzel. Şimdi ben bu iki üçgenin alanlarını bulacağım. Sonra alanlarını oranlayacağım. Alanlarını bulurken de determinant yöntemi de kullanacağım. Daha önce de çözmüştüm determinant yöntemiyle bir soru. Müfredatta yok ama en kolay çözeceğimiz, alan bulmada kullanabileceğimiz bir yöntem. Ben de onu kullanacağım. Önce ABO üçgenin alanını bulayım. Alan ABO eşittir 1 bölü 2 çarpı. Ne yapıyorum? Üçgenin koordinatlarını sırayla yazıyorum. Nereden başladığınızın hiçbir önemi yok. 6'ya 12, 8'e 8, 0'a 0. Sonra ilk yazdığınızda en alta ekliyorsunuz. 6'ya 12. Sonra sağa doğru çarpıyorsunuz. Çarptım 48, çarptım 0, çarptım 0, topladım 48. Sola doğru çarpıyorum. Çarptım 96, çarptım 0, çarptım 0, topladım 96. Sağa doğru topladıklarımdan sola doğru topladıklarımı çıkarıp mutlak değerini alıyorum alan bulacağım için. Yani 1 bölü 2, 48 eksi 96. O da 48 bölü 2'den 24 olarak bulurum. Şimdi aynı mantıkla BOC üçgeninin alanını bulacağım. Alan BCO eşittir gene 1 bölü 2. 6'ya 12, C'nin koordinatları 12'ye 0'dı.
Ve orijin koordinatları da 0'a 0. Gene ilk yazdığımı sona ekliyorum. 6'ya 12'yi. Sağa doğru çarpıyorum. 0, 0, 0. Sola doğru çarpıyorum. 144, 0, 0. Dolayısıyla burası 144 oldu. Yani şöyle yapayım karışmasın. 1 bölü 2, 0 eksi 144. O da 72 olarak buldum. Şimdi sonucu yazıyorum. ABO'nun alanını 24 bulmuştum. BCO'nun alanını da 72 buldum. Sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 3 olur. Yani bu olasılık 1 bölü 3'tür.